Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Eylül aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, 2020'nin son çeyreğine giriyoruz. Artık yaza veda edip sonbahara merhaba diyeceğiz. Ve Güneş 22 Eylül'e kadar Başak Burcu'nda ilerleyecek. Eylül ayına burcunuzda meydana gelen güçlü bir dolunayla başlıyoruz. Evet, 2 Eylül'de 10 derece Balık Burcu'nda dolunay meydana gelecek. Sevgili balıklar, sizin için çok önemli, yılın önemli bir dönemi. Burcunuzda meydana gelen dolunaylar zihinsel anlamda, ruhsal anlamda çok dönüştürücüdür. Önemli farkındalıklar getirir. Hayatınızda bir şeyler aydınlanır. Kendinizle de ilgili fark edebilirsiniz. Çevrenizde de olabilir, ilişkilerinizle de ilgili olabilir. Kararsız olduğunuz konuların netleşmesi, gizli olan şeylerin açığa çıkması, bazı belirsizliklerin bir şekilde artık netleşmesi mümkün. Ve bu dolunayla beraber belki yaşamınızda önemli bazı kararlar verebilir, önemli adımlar atabilirsiniz. Özellikle sevgili balıklar, doğum gününüz 19 Şubat'la 25 Şubat arasıysa, 19 Şubat, 25 Şubat, 25 Şubat, 10 Mart arasıysa, hani güçlü bir şekilde bu dolunay etkilerini aslında hissedebilirsiniz. Yine kişisel doğum haritanızı lütfen kontrol ediniz. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 10 derece ve yakınlarındaysa, bireysel gezegenleriniz yine 10 derece ve yakınlarındaysa, özellikle değişken burçlardaysa, yani balık, başak, ikizler, yay gibi burçlarda yerleşmişse, dolunayın hani bireysel anlamda sizin için daha etkili olmasını, daha kadersel olmasını bekleyebiliriz. Su burçlarında ve toprak burçlarında balık, akrep, yengeç ya da boğa, oğlak, başak burçlarında Jüpiter, Venüs, Ay, Merkür yerleşimleriniz varsa bu dolunay daha keyifli, daha verimli, daha bereketli bir dolunay olabilir. Buna da özellikle dikkat etmenizde fayda var. Dolunayı takip eden günlerde Başak Burcu'ndaki Güneş, Boğa Burcu'ndaki Uranüs'le ve Oğlak Burcu'ndaki Jüpiter'le olumlu açılar yapacak. Üçgen açılar yapacak. Bu aslında 10 Eylül'e kadar olan süreçte dolunayın tesirlerinin güçlü ve hızlı bir şekilde hayatımıza gelebileceğini gösteriyor. Bazı güçlü sürprizlerle de karşılaşabiliriz. İlginç haberler gelebilir, teklifler, öneriler hayatımıza gelebilir. Arkadaşlıklarla ilgili, özellikle sosyal çevremizle ilgili şaşırtıcı sürprizlerle karşılaşabiliriz. Belki ilginç bir seyahate çıkma imkanı bulabiliriz. Yani bütün bunlar dolunayla beraber hayatımıza dahil olabilir. 5 Eylül'den itibaren Merkür Terazi Burcu'na geçiyor. 27 Eylül'e kadar ayın büyük bölümünde Merkür Terazi Burcu'nda kalacak sevgili balıklar. Aslında Merkür zihni yönetir, düşüncelerimizi yönetir. Terazide de sosyaldir, uzlaşmacıdır. Bu dönemde zaman zaman Merkür tesiriyle biraz böyle finans işleri, banka işleri, hisseli paralar alanında düşünceler, planlar, programlar, yazışmalar, görüşmeler olabilir. Özellikle 8. evinizden geçen Merkür, hesap kitap işlerini, muhasebe işlerini, banka işlerini günlük hayatınıza biraz daha dahil edebilir. 6 Eylül'de Venüs Aslan'a geçiyor. Evet, Venüs Aslan'da iyicil bir etkidedir. Sizin için de güçlü aslında. Günlük hayatınızın, yaşam koşullarınızın, çalışma koşullarınızın daha rahat olduğunu, konforunuzun biraz arttığını gösteriyor. Çevrenizdeki kişilerle, özellikle kadın figürlerle yardımlaşmalar, paylaşımlar artabilir ve kendinizi özellikle mesleki alanda yaratıcı bir şekilde öne çıkarabilir, gösterebilirsiniz. Maddi manevi bazı ödüller almanızda, değer görmenizde mümkün görünüyor. Ve 10 Eylül'de bu ayın en önemli gezegen hareketlerinden biri başlayacak. Aslında 2020'nin en önemli gezegen hareketlerinden birisi bu. 10 Eylül'de Mars Koç burcunda geri harekete başlıyor. Mars'ın Koç burcundaki retrosunu anlattığım videoyu henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Bağtacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Mars genel itibariyle enerji demek. Fiziksel enerjimiz. Bunu nasıl kullanıyoruz? Nasıl harekete geçiyoruz? Nasıl inisiyatif alıyoruz? Nasıl savaşıyoruz? Nasıl mücadele ediyoruz? Bunlar Mars'la ilgilidir. Mars Koç burcunda güçlü, kendi burcunda. Ama retrosu sürecinde biraz bu Mars İçe dönebilir enerji, içselleşebilir. Zaman zaman birazdan gün hayatımızda Mars'ın temsil ettiği ve geçiş yaptığı alanlarda yavaşlamalar yaratabilir. Gözden geçirmeler gerekebilir. Bütçenize biraz dikkat edin. Çünkü Mars burada paranızla ilgili alanlarda
dengesizlikler yaratabilir, beklenmedik harcamalar ya da istem dışı çok fazla harcama eğiliminde olabilirsiniz. Bütçenizde beklemediğiniz durumlar oluşabilir. Beklediğiniz paralarda biraz gecikmeler olur. Çok çalışabilirsiniz ama sanki istediğiniz gibi beklediğiniz paraların gelmesi biraz zorlaşabilir gibi. Hani para konularına dikkat etmek lazım. Kazalara, sakarlıklara biraz tabii ki dikkat etmek lazım. Günlük hayatımızda riskli hareketlerden uzak durmaya çalışalım. Sadece bu ayla sınırlı değil aslında. 15 Kasım'a kadar devam edecek 2 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Önümüzdeki ay, Ekim ayında bu etkiler biraz daha sert olabilir. Şimdiden de hazırlıklı olmakta fayda var. 13 Eylül'de şans gezegenimiz Jüpiter. Artık Oğlak Burcu'ndaki retrosunu bitiriyor. İleri harekete dönecek son 4 aydır. Jüpiter retroydu. Oğlak Burcu'nda ileri harekete dönecek ve 19 Aralık'a kadar ilerleyecek. Bu dönemde tabii ki Jüpiter'in bize sunduğu yararlar, destekler biraz daha güçlenecektir. Sizin 11. evinizde olduğu için Jüpiter geçişi, sosyal alanlarınızdaki duraklamalar artık bitebilir. Biraz da arkadaş ilişkilerinizde ve sosyal yaşamanızdan daha fazla destek almaya başlayabilirsiniz. İş bağlantılarınızda, iş çevrenizde de tabii Jüpiter Oğlak'ta özellikle daha güçlü bir şekilde burada çalışabilir. Ve 17 Eylül'de Başak Burcu'nda yeni ay doğacak. Evet, sizin için yine çok önemli bir yeni ay döngüsü bu. Sevgili balıklar, çünkü karşıt burcunuzda ilişki evinizde doğacak. Ve bu yeni ay yeni olasılıklar, yeni başlangıçlar anlamına geliyor. Ve bu yeni ay ile beraber belki yeni bir ilişkiye başlayacaksınız. Yeni tanışmalar olabilir. Bir iş teklifi alabilir, iş birlikleri de olabilir. Evlilik olabilir. Evliliğe adım atabilirsiniz. Anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar olabilir. Yeni tanışmalar, arkadaşlıklar olabilir. Evet, sosyalleşeceğiniz, toplumda biraz daha dikkat çekeceğiniz bir yeni ay aslında. Oğlak Burcu'ndaki Satürn'ün de Güneş ve Ay'la güzel bir teması var, güçlü bir teması var. Yani bu yeni ay döngüsüne başlayan konular, ilişkiler çok kısa vadeli olmayacaktır. Genel olarak daha uzun vadeli enerjiler barındırıyor içerisinde. Daha güvenli, istikrarlı bazı yapıları bize gösteriyor. Sağlam temelli adımlar atmak için ilişki dinamiklerinizde, yani evlilik gibi ya da güçlü bir ortaklık gibi bu yeni ayı değerlendirebilirsiniz aslında. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yeni ay 25 derece Başak'ta olacak. Bu durumda Güneş burcunuz, yükselen burcunuz ve belirgin gezegenleriniz 25 derece ve yakınlarındaysa tabii ki bireysel etkilerin hayatınızda daha güçlü olmasını, tesirlerin artmasını bekleyebiliriz. Yeni ayı takip eden günlerde 17 Eylül sonrası ayın sonuna kadar olan süreçte ayın ışığı büyüdükçe yeni ay enerjileri de hayatımıza dahil olmaya devam edecektir. 22 Eylül'de Güneş Terazi Burcu'na geçiyor. 8. eviniz aydınlatmaya başlıyor. Artık biraz daha parasal konular aydınlanıyor. Buralardaki konu ve kavramları özellikle hisseli paralar alanında Güneş daha görünür hale getirmeye başlayacak. Ve 29 Eylül'de Satürn retrosu sona erecek. Oğlak Burcu'nda ileri harekete dönüyor. Satürn'ün artık Oğlak Burcu'ndaki son demleri bunlar. Çünkü 17 Aralık'ta artık Oğlak Burcu'nu terk edecek, Kova Burcu'na geçecek. 3 yıllık hareketi de bitmiş olacak. Bir dahaki geçişi, Oğlak Burcu'na geçişi 29 yıl sonra. Bu süreçte 17 Aralık'a kadar olan önümüzdeki yaklaşık 3 aylık süreçte 11. ev konularınızla ilgili alanlarda, ki bu sosyal alanlarınız, çevreniz, arkadaşlarınız, yeni projeleriniz, iş çalışmalarınız, buralardaki yapılandırmaları şöyle bir tamamlayacak aslında. Jüpiter de orada ihtiyaç duyduğunuz destekleri, gelişmeleri, hani yeni bir desteğe ihtiyacınız varsa örneğin çevresel anlamda ya da girmek istediğiniz çevreler varsa ya da çevrenizde bazı yeni yapılandırmalar, sosyal gruplarınızda daha güçlü yeni yapılandırmalar yapmak istiyorsanız, işte artık önümüzdeki süreçte Satürn ve Jüpiter'in de güçlü destekleriyle bu yapılandırmaları daha sağlıklı bir şekilde yapabilirsiniz sevgili balıklar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir.
Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.